Merhaba arkadaşlar, şimdi Lozan Barış Konferansı'na geçiyoruz. Kurtuluş Savaşımızın askeri safhaları bitti. 5 tane savaşımızı Batı cephesinde işledik. Şimdi ise artık bu savaşları sonlandıran Barış Anlaşması'ndan bahsedeceğiz. O da Lozan Barış Anlaşması'dır. Tabii bunun için önce bir konferans düzenlenecek arkadaşlar. Bu konferansı İsviçre'de arkadaşlar düzenleyeceğiz. Hani tarafsız bölge kabul edildiği için. İsviçre'de toplanacak. Burada Türkiye heyetiyle İtilaf Devletleri arasında olacak bu konferans. Doğal olarak bizim bir barış anlaşmamız olacak. Bunun esaslarını belirlemek üzere toplanılmıştır bu anlaşma. Normal olarak baktığımızda arkadaşlar bir heyet göndereceğiz buraya. Tabii ki de heyetin başındaki isim kim olacak? İsmi İnönü olacak. Bunu bilmemiz lazım. Bir de bunu şöyle kodlayacağız, adlandıracağız. İsmet İnönü burada arkadaşlar Mudanya'daki başarısından dolayı buraya seçiliyor, buraya gönderiliyor. Ve heyetin başında kendisi ne yapacaktır? Sorumlu olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar bir kere Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı olarak şunu bilmeniz lazım. Mustafa Kemal Atatürk bu barış anlaşmasının aslında İzmir'de yapılması gerektiğini düşünüyor. Neden? Çünkü İzmir'de İtilaf Devletleri'nin verdiği zararı, işte köylerin yakıldığını, işte şehirlerin yakıldığını, binalara zarar verdiğini tüm dünya kamuoyuna göstermek istiyor. O yüzden önce bir İzmir'de toplanılmasını istemişti. Fakat bu kabul edilmemişti. İsviçre'nin Lozan kentinde toplanacak genel olarak baktığımızda. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk buraya gidecek heyetten tabii ki belli başlı isteklerde bulunacak. Özellikle arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın kapitülasyonlar, Ermeni sorunu ve Misak-ı Mil'den ödün verilmemesi gerektiğini istiyor. Bizim ilk önce yapmamız, bilmemiz gereken bilgi bu. Aslında Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bunlarla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşündüğünüzde tabii ki de toplantıdan kalkıp gelebilirsiniz diye bir bilgi veriyor ya da böyle istiyor, böyle yapılmasını istiyor. Şimdi baktığımızda bunların özellikle kapitülasyon bizim milli bağımsızlığımız için önemli bir olaydır. Biliyorsunuz hatırladığınız üzere neydi? Ticari bağımsızlık vermek, ticari bağımsızlığımızı zarara sokan bir gelişmeydi. Bazı devletlere taviz veriyorduk arkadaşlar işte gümrük konusunda, ekonomik konuda. Bunu kaldırılmasını istiyor. Bir de Ermeni meselemiz var ki bu da yine Doğu bölgesinde biliyorsunuz Ermenilerin istekleri var. Özellikle bu da bizim bağımsızlığımıza ters olduğu için bununla ilgili ödün verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bir de tabii ki de Misak-ı Milli arkadaşlar. Bunu uzun uzadıya zaten işlemiştik. Misak-ı Milli deyince aklımıza sınırlar gelecek. Yani kesinlikle sınırlarımızla ilgili de herhangi bir ödün verilmesini istemiyor. O yüzden sorularda çıkma potansiyeline sahip kapitülasyonlar, Ermeni sorunu, Misak-ı Milli bunlar ödün verilmesini isteyen konular değil kesinlikle bunu bilelim. Şimdi arkadaşlar kimler katılmıştır diye baktığımızda İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri katılıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar bu konferansta birçok devlet var ve her birinin konusu farklı oluyor. Mesela boğazlarla ilgili hangi devletler katıldı diye bir soru geldiğinizde karşımıza. İşte Sovyetler Birliği, Bulgaristan ve Gürcistan ve Ukrayna diyeceğiz arkadaşlar. Özellikle boğazlarla ilgili bir problem olduğunda bu devletler dahil oluyor. Bundan dolayı Lozan'a gittiklerini biliyoruz. Bu konferans zaten uluslararası bir konferans olduğu için birden fazla devlet arkadaşlar buraya ne yapacaktır? Katılacaktır. Sonra mesela bakıyoruz ticari sözleşmelerde özellikle Portekiz ve Belçika'nın olduğunu görüyoruz. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle gözlemci olarak ne yapacak arkadaşlar? Buraya katılacaktır. Şimdi şöyle bir durum var. Bilmemiz gereken burada önemli bir not. Şöyle bize hatırlıyorsanız Londra konferansında yaptıklarının aynısını Lozan Barış Anlaşması'nda da yapmaya çalışıyorlar. Lozan konferansında arkadaşlar hem Türk tarafından hem İstanbul hükümetini hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni beraberce çağırıyorlar arkadaşlar. Mantık yine aynı. Bu iki grup arasında ne çıkartılmaya çalışılıyor? Problem çıkartılmaya çalışıyor ve aslında Türklerin temsilcisi tamamen kimdir? Acaba biz tanımıyoruz hangisi Türklerin temsilcisi diye bir kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Ama bu sefer Türkiye Büyük Millet Meclisi çok net bir karar alıyor arkadaşlar. Burada bir şey yapılıyor, bir inkılaptan bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada saltanat kaldırıldı arkadaşlar. Yani saltanatın ne olduğunu biliyoruz zaten. Babadan oğula geçme sistemi var. Bu da şundan dolayı oluyor. Şimdi artık bize İstanbul hükümetini yani Osmanlı Devleti'ni tekrar karşımıza çıkarmamaları adına diyoruz ki saltanatı kaldırdığımızda artık Türklerin tek temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu biz Lozan Konferansı'nda ne yapıyoruz? Tüm
dünyaya da göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Bu yüzden şunu bileceğiz. Saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden bir tanesi de Lozan Anlaşması'nda bize yapmak istedikleri o kargaşa ortamını ne yapmak arkadaşlar? Bertaraf ettirmek. İşte o yüzden biz bu süreçte neyi kaldırmış olacağız? Saltanatı kaldırmış olacağız. Çok önemli bir bilgidir. Mutlaka bilinmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda bizim bu konferansta bir iki kere sürtüşmeler yaşandığını görüyoruz. Ve arkadaşlar 4 Şubat 1923'te Lozan Konferansı ne yapılacaktır? Kesintiye uğranacaktır. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz kapitülasyonları kaldırılmasını istiyoruz. Biz isteklerimizi belirtiyoruz ama bunu bir türlü ne yapmak istemiyorlar? Kabul etmek istemiyorlar. Sanki hani burada İsmet İnönü'nün de bir sözü vardır. Biz buraya işte Mondros'tan gelmedik. Biz buraya Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan geldik. Yani biz kazanan tarafız. Güçlü olan taraf biziz. Hani bizim isteklerimizi de kabul etmek zorundasınız diye bir tepki göstermek zorunda kalıyor. Çünkü özellikle biliyorsunuz İngilizlerin siyasi anlamda, diplomasi anlamında büyük bir başarılı olduklarını biliyoruz. İş anlaşmaya gelince İngilizler işlerini güzelce yapıyorlar. Burada da bizi sindirerek bazı kendi isteklerini kabul ettirmek istiyorlar. Biz de bunu kabul etmiyoruz. O yüzden arkadaşlar bu durum toplantının, konferansın kesintiye uğranılmasına neden olacak bilelim. Bu süreçte, bunu mutlaka bilmemiz lazım kafamızın bir kenarında. Bu süreçte kesintiye uğradığı süreçte İzmir'de biz bir iktisat kongresi düzenleyeceğiz içeride. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada biz bir askeri hazırlıklara başlayacağız. Yani aslında ultimatum verilmiş oluyor. Yani tekrardan savaş ihtimali ortaya çıkıyor. İşte bunu göze alamıyor İtiraf Devletleri. İtiraf Devletleri buna göze alamayınca arkadaşlar tekrardan ne yapıyorlar? Çağrı yapıyorlar ve görüşmeler tekrardan başlıyor. Ve arkadaşlar 24 Temmuz 1923'te ne imzalanmış oluyor? Lozan Barış Anlaşması imzalanmış oluyor. Şimdi bir sorumuz var, pekiştirme sorumuz, onu yapalım. Şimdi Atatürk 9 Eylül 1922'de İzmir düşman işgalinden kurtulduğu gün milli mücadelemizin bu safhası kapanmıştır. Şimdi ikinci safhasını açmamız lazım geliyor demiştir. Bu sözleriyle Atatürk'ün durumlarından hangilerini vurguladığı savunulabilir. Şimdi bakalım arkadaşlar, uluslararası teşkilatlara dahil olunan, yani bununla alakalı bir şey yok yukarıda. Mesela Milletler Cemiyeti'ne katılma gibi bir şey yok. Sonrasında iki de askeri birliklerin dağıtılması, askeri birliklerin dağıtılmasıyla da alakalı bir bilgi yok, bunu da eledik. Üç de mücadelenin yeni bir boyut kazanması diyor. Bu arkadaşlar bakın, milli mücadelemizin bu safhası kapanmış, ikinci safha açılmış dediği için. Yani milli mücadelemiz yeni bir boyut kazanmış oluyor. Baktığımızda cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan oluyor. Gördüğünüz üzere çok da zor sorular gelmez, bu konuyla ilgili yorum yapmamızı isterler genel olarak. Geldik şimdi Lozan Anlaşması'nın maddelerine arkadaşlar. Bunlar önemli, tek tek bakacağız. Şimdi Lozan Anlaşması bir barış anlaşmasıdır biliyoruz. Günümüzde de geçerliliğini devam ettiren bir anlaşma. Bir kere onu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi her konuda tek tek ne alıyoruz arkadaşlar? Kararlar alıyoruz. Mesela önemli konulardan bir tanesi de sınırlardır. Çünkü biz sınırlarımızı aslında Misak-ı Milli'ye göre ne yaptık? Çizdik. Tabii ki Suriye, Yunanistan ve Irak sınırı bizim için önemli. Şimdi Yunanistan sınırında baktığımızda bir nehir var arkadaşlar. Meriç Nehri'ni biz sınır olarak kabul ediyoruz. Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan Adası Türkiye'ye kalacak. Diğer arkadaşlar Ege Adaları ne yapılmış oluyor? Yunanistan'a verilmiş oluyor. Geldik Suriye sınırına. Aslında tek tek bunları işlemiştik. Şimdi tekrar etmiş gibi olacağız. Hatırladığınız üzere Ankara Anlaşması imzalanmıştı arkadaşlar. Kiminle? Fransa ile imzalanmıştı. Burada esaslar belirlenmişti. Hatırlayalım. Hatırlatma amacıyla şunu bilmemiz lazım. Burada bir Hatay meselesi var arkadaşlar. Hatay nereye bırakılmıştı? Fransa bandasındaki Suriye'ye bırakılmıştı ama özel bir durumla. Hatırlayın, işte Türkçe konuşmalarına izin vermiştik. Daha sonra kültürel bağlarımızı kopartmamaya çalışmıştık. Ama sınırımıza baktığımızda Hatay hala bizde değil. Yani demek ki tekrardan geri dönülecek sorunlar arasında Hatay meselesi. Geldik Irak'ta arkadaşlar. Burada da bu Irak sorunu arkadaşlar Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılıyor. Burada bir Musul olayı var arkadaşlar. Musul biliyorsunuz petrol bakımından zengin bir bölge. Özellikle burayı Mondros'tan sonra İngilizler işgal etmişti. Burayı Musul çözülemeyen konulardan bir tanesi olacak arkadaşlar. Yani kimde olduğu tam olarak belli olmayacak bu anlaşmada. Şöyle bir karar alıyoruz, daha sonraya bırakıyoruz biz Musul'la ilgili problemlerimizi. Doğal olarak
tekrardan karşımıza çıkacak problemlerden bir tanesi Musul'dur. Şu anda ikili görüşmelere bırakılacak ama Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde tekrar karşımıza gelecek sorunlardan bir tanesidir. Tekrar ediyorum, Musul çözülemeyen sorunlardan bir tanesidir Lozan Anlaşması'nda. Geldik Boğazlar. Boğazlarla ilgili arkadaşlar burada bir sıkıntı var. Şöyle, uluslararası bir komisyondan bahsedeceğiz. Yani Boğazların yönetimi arkadaşlar, başkanı Türkiye ama diğer devletlerinde olduğu arkadaşlar bir komisyon tarafından yönetilecekti. Burada bizim bağımsızlığımıza ters bir durum söz konusudur. Dikkat, buraya yıldız koyalım. Burada kesinlikle istediğimiz bir sonuç yok. Çünkü uluslararası bir komisyon bizim için yeterli değil. Biz tamamen kendi denetimimizde olmasını istiyoruz. Yani bu olayda tekrar bize Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde tekrar karşımıza çıkacak olaylardan bir tanesi Boğazlar Komisyonu olayı. Şöyle yazalım, Boğazlar Komisyonu diye. Tekrar karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bunu bilelim. Ve egemenliğimizi ne yapıyor? Maalesef daraltıyor arkadaşlar. Şimdi başka, Türkiye Boğazların her iki yakasında da ne bulundurmayacaktır arkadaşlar? Asker bulundurmayacaktır deniliyor. Şimdi geldik kapitülasyonlara. Bu bizim için aslında olumlu bir gelişme. Çünkü arkadaşlar artık kapitülasyonlar tamamen ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Doğal olarak bu bizim bağımsızlığımız hem ekonomik, hem adli, hem idari, hem de mali olarak bize ne sağlıyor arkadaşlar? Bağımsızlık sağlıyor. O yüzden ne diyebiliriz? Burada bağımsızlığımız için önemli bir sonuçtur diyebiliriz. Yani istediğimiz gibi sonuçlandı mı kapitülasyonlar? Sonuçlanmıştır arkadaşlar. Şimdi geldik borçlar konusuna. Bu borçlar konusuyla alakalı olarak da Osmanlı Devleti tek başına tabii de bunları ne yapmıyor arkadaşlar? Ödemek istemiyor. Ve diyor ki Osmanlı Devleti, hani Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler Türk ve Türkiye arasında paylaştırılsın. Yani tüm haklar bizim değil veya tüm borç bizim değil. Doğal olarak biz Osmanlı'dan ayrılan devletlerle pay ediyoruz ve Türkiye'de kendi payına düşenini taksitler halinde ne yapacaktır diyor arkadaşlar? Ödeyecektir deniliyor. Yani burada biz en son 1954'lü yıllarda biz buradaki borcumuzu ne yapmış oluyoruz? Ödemiş oluyoruz arkadaşlar. Sonra geldik önemli bir kavrama, duyunu umumiye. Hatırlayacağız, hatırlayalım arkadaşlar. Osmanlı kendi borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladığında Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin bünyesinde ne kurmuşlardı? Duyunu umumiye idaresini kurmuşlardı. Bizim vergilerimizi daha bize gelmeden, Osmanlı'ya gelmeden ne yapıyorlardı arkadaşlar? Alıyorlardı. İşte bu idare kaldırıldı. Bu da olumlu bir gelişmedir. Şu olumlu bir gelişmedir. Çünkü ne sağlanmış oluyor yine arkadaşlar? Tam bağımsızlık sağlanmış oluyor. Şöyle yanına yazalım. Yani bağımsızlığımızı burada ne yapmış oluyoruz yine? Kazanmış oluyoruz. Çünkü bu idarenin, bu kurumun var olması bizim bağımsızlığımızı zedeleyen bir durumdu. Geldik azınlıklara. Azınlıklar deyince aklımıza bir şey gelmesi lazım arkadaşlar. Eşitlik gelmesi lazım. Yani bizim ülkemizde yaşayan azınlıklar Türk vatandaşı olacak, Türk kanunlarına tabi olacaklar ve eşitlik söz konusu. Yani yabancı ülkelerdeki azınlıklara nasıl davranılıyorsa bizim ülkemizdeki azınlıklara da o şekilde davranılacaktır. Yani biz burada diğer devletlerle eşit olduğumuzu ne yapmak istiyoruz? Göstermek istiyoruz aslında baktığımızda. Sonra gelelim diğer bir olayımıza. O da nüfus mübadelesi. Mübadele demek değiş tokuş demektir arkadaşlar. Özellikle Rumlar, yani Yunanistan'la aramızda problem olacak. İleride arkadaşlar problemler yaşanmasına sebep olacak. Mesela burada İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler yerlerinde kalacak. Bunları ayrı tutuyoruz. Diğer yerlerdekiler karşılıklı olarak değiştirecekler. Yani Anadolu'dan Rumlar gidecek. O taraftan da bize ne gelecek arkadaşlar? Normal vatandaşlarımız gelecek, Türkler gelecek. İşte bu sürede, bu değiş tokuş yapıldığında Yunanistan'ın bazı politikaları iki devlet arasında krize neden olacak. Ve yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde biz bu nüfus mübadelesini tekrar ne yapacağız? Konuşacağız. Çünkü buradaki Yunanistan'ın politikası şöyle olacak. Daha fazla Rum'u bizim ülkemizde bırakmak isteyecek ve doğal olarak Türkiye'nin iç işlerine karışma eğilimine girecek. İşte bundan dolayı da bu da tekrardan bizim iki ülke arasında kriz yaşamamıza ne yapacak? Neden olacak arkadaşlar? Şimdi gel.
hangi maddemizde? Savaş tazminatı maddemizde. Burada arkadaşlar Yunanistan bize zarar veriyor. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıktan sonra İzmir, diğer devletler, bir sürü savaşın yapıldığı devletlerde birçok köy yıkılıyor. Birçok işte binaya zarar veriyorlar. Doğal olarak bu tazminat karşılığında da bize arkadaşlar bir kasaba, Karaağaç kasabasını ne yapacaklar? Verecekler. Biz savaş tazminatı olarak bunu ne yapıyoruz? Kabul etmiş oluyoruz. Geldik bir diğer önemli olayı arkadaşlar. O da yabancı okullar meselesi. Şimdi Osmanlı Devleti'nde son zamanlarda diğer devletlerin yani azınlıkların da okul açmalarına izin veriliyor. İşte bundan dolayı arkadaşlar burada bulunan bu yabancı okullar Türk kanunlarına uygun olarak hareket etme zorunluluğu getireceğiz. Yani deniyor ki Mustafa Kemal Atatürk burada yabancı okullar Türk kanunlarına, yönetmeliğine göre görevlerini yapacaklar. Tarih, coğrafya derslerine özellikle Türk öğretmenler verilecek. Doğal olarak arkadaşlar bu konuda bu faaliyetleri gerçekleştirenler devam edecekler, gerçekleştirmeyen okullar kapatılacaktır diye bir karar alıyoruz. Özellikle arkadaşlar bu problem Fransa ile aramızı açacak. Yazalım. Fransa ile aramızın açılmasına neden olacak. Onu bilelim neden oldu. Bir de arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle yabancı okullarla ilgili bir sözü var. Bu bizim iç meselemizdir diyor. Yazalım onu da. Belki sorularda söylenebiliyor. Bu bizim iç meselemizdir. Yani bunu artık dış mesele yapmamıza gerek yok. Kabul edenler kabul etsinler, etmeyen okullar kapatılacaktır deniliyor arkadaşlar. İç meselemizdir. Şimdi de biz ileride zaten Tevhid-i Tedrisat Kanunu diye bir kanundan bahsedeceğiz. Zaten orada da yabancı okullarla ilgili hükümlerden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki her okul yabancı okul Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor diyeceğiz. Ve bazı dersleri Türk öğretmenlerinin vermesi zorunludur diyeceğiz. Kabul edenler devam edecek yollarına, kabul etmeyenler ne yapacaktır arkadaşlar? Kapatılacaktır diyoruz. Bu konuda net bir tavır sergiliyoruz. Şimdi geldik patrikhane meselesine. Şimdi arkadaşlar İstanbul'da Rumlara bağlı bir patrikhane var. Bunların hem normal bu işte nikah ya da işte dini görevlerinin yanında bir de siyasi yetkileri var. Doğal olarak arkadaşlar siyasi yetkilerinin olması bizim ülkemizdeki bağımsızlığımızı zedeliyor. Bizim ülkemizdeki bağımsızlığı zedelediği için de Mustafa Kemal Atatürk diyor ki siyasi yetkilerinizi elinizden alacağız diyor. Neden? Çünkü devlet içerisinde devlet olmaz. Bir de arkadaşlar patrikhaneye bağlı olan Rum taraflı Rum grubu ne yapacak doğal olarak? Türkiye'nin iç işlerine karışacak. O yüzden patrikhanenin bu yetkilerini de ne yapmak istiyoruz? Elinden almak istiyoruz. Genel olarak arkadaşlar patrikhane ile ilgili tutumumuz da bu olmuş oluyor. Şimdi baktığımızda hala günümüzde geçerliliğini devam ettiren bu anlaşmanın bir de önemli özellikleri var. Son olarak bunlardan da bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bizim bu Lozan Barış Anlaşması yeni Türk Devleti'nin neyini kabul ettirmiş oluyoruz uluslararası alanda? Eşitliğini ve bağımsızlığını kabul etmiş oluyoruz. Biz bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi imzaladığı için arkadaşlar artık Osmanlı Devleti'nin sona erdiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Hemen hatırlatalım arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Osmanlı Devleti ne olmuştu? Hukuken ve resmen sona ermişti. Lozan Barış Anlaşması'yla artık yine bunu teyit ediyoruz. Resmen Osmanlı Devleti artık sona ermiştir diyoruz. Geldiğimizde bize imzalatmak istedikleri bir anlaşma vardı. Barış Anlaşması, Sevr Anlaşması'ydı. Bu anlaşmanın da artık ne olduğunu kabul etmiş oluyorlar arkadaşlar. Geçersiz olduğunu kabul etmiş oluyorlar. Bu da tescillenmiş oluyor baktığımızda. Yani bunu şöyle aklımızda tutarsak mantıklı olacaktır, aklımızda kalacaktır. Biz zaten Sevr Anlaşması'nı kabul etmediğimiz için Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Başarılı olduk ve Sevr'in yerine hangi barış anlaşmasını imzalattık? Lozan Barış Anlaşması'nı imzalamış olduk arkadaşlar. Bunu bilelim. Geldik yıldızlı bir maddemize. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi Musul ve Hatay misak-ı milli sınırların içerisinde kaldı. Toparlayalım. Ne dedim bir önceki maddede? Dedim ki Musul dedim çözülmedi. Tekrar karar alınmak üzere önümüze çıkacaktır. Özellikle Türkler ve İngilizler arasında problem olacak bilelim. Sonra geldik Hatay. Hatay da bize bağlı değil. Ankara Anlaşması ile özel bir durumdaydı. Kime bırakılmıştı?
Fransız mandasındaki Suriye'yi bırakılmıştı, unutmayalım. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Daha önce de ne yapmıştık biz? Batum, değil mi? Batum'u ne yapmıştık? Misak-ı Milli'den taviz olarak vermiştik. Toparlayacak olursak bu bölgelerin özellikleri var, önemi var. Mutlaka bizim karşımıza çıkacağını bilmemiz lazım baktığımızda. Sonra geldik arkadaşlar. Batı Trakya, zaten biliyorsunuz Doğu Trakya'yı alıyoruz ama Batı Trakya'nın büyük bir bölümünü, yani Batı Trakya'yı ve Ege Adaları'nın birçoğunu ne yapmış olduk? Kaybetmiş olduk. Bir önceki maddede gördük zaten, Bolca'da, Gökçeada dışındaki Ege Adalar bizim elimizden çıkmış oluyor genel olarak. Şimdi boğazlar konusu maalesef Türkiye'nin egemenlik haklarına gölge düşürüyor. Çünkü ne vardı? Boğazlar Komisyonu vardı. Boğazlar Komisyonu kesinlikle kaldırılmadan bizim haklarımız ne olmaz arkadaşlar? Tamamen elde etmiş olmayız. O yüzden boğazlar maalesef egemenlik haklarımızı zedeliyor. Ama kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlığımızı ne yaptı arkadaşlar? Pekiştirdi. Bununla ilgili bir şey yok. Özellikle yabancı okulların Türkiye'ye karşı faaliyetleri içerisine girmeleri engellenmişti. Çünkü misyonerlik faaliyetleri vardı yabancı okulların. Ve doğal olarak bu durum ne yapılmaya çalışıldı? Engellenmeye çalışıldı. Sonra geldik nüfus mübadelesi ile azınlık sorunları azaltılmaya çalışılmıştır. Ama arkadaşlar tekrar söylüyorum, daha sonraki ünitelerimizde gelecek bu konu. Çünkü dediğim gibi Yunanistan'la aramızda büyük bir problem oluyor. Hatta tekrar savaş yapma ihtimalimiz bile doğuyor. Daha sonrasında diplomatik yollarla ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu durumu da üstesinden geliyoruz ama ileride tekrardan karşımıza çıkacak bilelim. Azınlıklara tanınan ayrıcalıklar bununla beraber bu anlaşmayla kaldırıldı deniliyor arkadaşlar. Doğal olarak biz burada bağımsızlığımızı sağladığımız için Ermeni iddialarından da, Ermeniler bu bölgedeki, Doğu bölgelerindeki iddialarından da ne yapıyorlar? Vazgeçiyorlar. Artık geçersiz olduğunu kabul etmiş oluyorlar baktığımızda. Bir de arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nı bitiren son anlaşmadır. Osmanlı Devleti'ni bir türlü paylaşamadıkları için Osmanlı Devleti ile alakalı olacak barış anlaşması da zaten daha sonraya kalmıştır. Bunu söylemiştik zaten bir önceki derslerimizde, bunu biliyorsunuz. Sonrasında da arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ve hala yürürlükte olan, yani hala geçerliliğini sağlayan anlaşmadır. Olan tek anlaşmadır. Hala günümüzde de geçerliliğinin sürdüğünü biliyoruz arkadaşlar. Genel olarak Kurtuluş Savaşımızla alakalı olarak da arkadaşlar bilmemiz gereken nokta.